Evet değerli izleyicilerimiz, Kayseri'deyiz. Kayseri'de çok güzel bir proje var. Türkiye'ye, dünyaya örnek olacak bir proje var. Projenin adı İyilik Örün. Gelin bu iyiliği ve projeyi yerinde görün. Tabii ki projenin sahibi, ev sahibi de değerli Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç. Evet, şöyle başkanım, İyilik Örün. Gelin projeyi yerinde görün. Ben lafımı söyledim. Artık sözün de sahibi, özün de sahibi, gözün de sahibi, çözümlerin de sahibi. Başkanımızla birlikteyiz. Ablalar ilmik ilmik örüyorlar. Nedir efendim İyilik Örün projesi? Malumunuz Kayseri kısmen kış memleketi. Dolayısıyla çocuklarımızın üşümemesi için ihtiyacı olan ailelerimize ulaştırmak amacıyla bereydi, atkıydı, eldivendi, bu tür çeşitlemelerle iplerini biz veriyoruz. Annelerimiz, bacılarımız bu örgüleri hayata geçirmek suretiyle onlara ulaştırma şeklinde bir proje. İyilik biliyorsunuz bulaşıcıdır. Halka halka da yayılıyor. O anlamda ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca ipliklerini kendileri alarak bize katkıda bulunan ve ördüklerini getiren ailelerin olduğunu da biliyoruz. Binlerce insana, yavrumuza ulaşmak suretiyle onların ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sınır yok, sayı sınırı yok. İhtiyaç olduğu, yeter ki bir ihtiyacım var diyen kişiler olduğu sürece onların ihtiyaçlarını karşılama yönünde gayret gösteriyoruz. Bunların hepsi ihtiyaç sahiplerine mi gidecek? Tabii başkanım? Efendim, ihtiyaç sahibi yavrularımıza gidecek. Onlar ısınacak, bizim de içimiz ısınacak. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Ablacığım kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. En son ne zaman iyilik örmüştünüz buraya gelmeden evvel? Örgü olarak değil ama iyilik çeşitli zamanlarda yaptım. Ama örgü olarak ilk defa böyle bir projeye katılıyorum. Nasıl bir duygu? Formda bir düşüş var mı yoksa iyi mi gidiyorsunuz? Hayır. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Ablacığım. Efendim? Ne güzel bir iş yapıyorsun. Allah razı olsun. Hayırlara vesile olsun. Evet. Kaç yaşından sonra tekrar örgü örmeye başladın? Ben örgüyü küçük yaştan beri devam ediyorum. Örüyorum. Örüyordun. Örüyorum. Torunlara, gelinlere, çocuklara örgü. Gelinlere, ördün. Arkadaşlara. Mutlu musun? Mutluyum, çok mutluyum. Yani kendi akraban, evet, kendi evet, komşun harici evet. Şimdi belki de hiç tanımadığın, bilmediğin, görmediğin ihtiyaç sahiplerine evet, gidecek. Evet. Onların boyunlarını, kafalarını evet, sıcak Allah tutacak. Allah razı olsun başkanımızdan da. Evet, evet. Değerli dostlarımız, gerçekten baktığınız zaman Türkiye'nin bana göre en marifetli anneleri, ablaları. Çünkü gözleri hala görüyor, elleri hala çalışıyor. Türkiye'nin en güzel berelerini, atkılarını örüyorlar diyoruz. Ablaların da o güzel görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, yine klasik soru. Çekimi yaptığımız anda, burada yine abla çekimi yaparken söyledi ne zaman yayınlanır diye. Çoğu yerde biliyorsunuz çekmeden ne zaman yayınlanır diyorlar. Kayseri usulü öğrencilerimiz soruyor dediler efendim. Bir öğrenci, iyilik örüyoruz. İyilik örüyoruz. Nasıl bir duygu iyilik örmek? Çok güzel bir duygu. İhtiyacı olanına, elinde olmayan insanlara, alma gücü olmayan insanlara böyle bir iyilikle yaklaşmak güzel bir duygu. Eyvallah. Rengi siz mi seçtiniz yoksa evet, hocalar mı verdi? Bu rengi hoca verdi. Hoca verdi. Şu rengi ben seçmiştim, bunu hoca verdi. Eyvallah, kolay gelsin diyoruz. Şuraya geliyoruz. İyilik örüyoruz. Slogan bu. Çok mutluyum. Çok güzel bir şeylere vesile olmak, bir insanlara yardımda olmak vallahi çok güzel. Aracı olanlardan da Allah razı olsun. İyilik örüyoruz efendim. Evet. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Aslında daha iyilerini falan da yapabiliriz. Biz daha önce, yıllar önce Bosna Hersek, Bosna Savaşı'nda da yine bu tarz bir örgü çalışması yapmıştık. O zaman görev yaptığımız vakıfta da arkadaşlarla yine böyle hanım kardeşlerimizle beraber iç fanilaları, atkılar, bereler örmüştük. Bugün yine böyle kısmet oldu. Savaşlar olmasın, o şekilde olmasın ama böyle çocuklarımız ısınsın diye örelim biz de. Yani inşallah mutlu zamanlara, mutlu güzel günlere örelim. Evet, çocuklar üşümesin diyorsunuz. Geliyoruz. Evet abla, sen çok iddialısın. Rakibi kestin. Evet. Bakmadan mı örüyorsun? Bakmadan örüyorum. O kadar olaya hakimim diyorsun. Evet. Ben çok güzel örgü örerim. Buraya da katkım olsun diye geldim. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Yani burada bu kadar ablanın içinde bir numara benim mi diyorsun? Evet. Daya girerim ya. Allah Allah.
Gerçekten diyorum. Hızlı hızlı bir ör bakayım bana bakarak abla. Bana bakarak. Tığınla batırma. Batırmam merak etmeyin. Abla iyilik örüyoruz. Evet iyilik örüyoruz. Örerken bile içimiz ısınıyor. Çünkü üşüyen çocuklara vesile olmak örerken bile ayrı bir haz veriyor insana yani. Eyvallah. İyilik örüyoruz. İyilik örüyoruz. Doğudaki çocuklarımız üşümesin diye inşallah bunları onlara katkı olarak göndereceğiz. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir projede yer aldığı, bizi de yer içine dahil ettiği için çok mutluyuz. Evet, iyilik örüyoruz. Evet, kış güzel aslında ama üşüyenler için o kadar da güzel değil. Yani onlara dokunmak, onları ısıtmak için biz de bir şeyler, bir katkıda bulunuyoruz. Evet, iyilik örüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi iyilik örüm projesiyle yüz binlerce adet atkı, bere örüyor. Neler söyleyeceksiniz? Böyle bir kampanya başlattık. Hiç insanlar üşümesin. Herkes sıcak, o sıcaklığı hissetsin. Biz de yüreğimizle dokunmak istedik herkese. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hedef daha yükselir, daha güzel olur. Biz de daha güzel işler çıkarırız. Biz yapalım, insanlar da üşümesin diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.